Altın Ordu Eğitim Hareketi Projesi kapsamında yeni bir program ile birlikteyiz. Sayın hocam ve değerli öğretmen arkadaşlarımıza saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Söyleşimizin konusu Diriliş Nesli'nin mimarı Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi. 16 Kasım 2021 tarihinde kaybettiğimiz şair, mütefekkir Sezai Karakoç, kültürel bakımdan çorak bir iklimde, kökleri toprağa ait yaklaşım ve edebi eserlerle dönemini ve kendisinden sonra pek çok neslinden etkilemiş, halen de etkilemeye devam eden önemli bir kültür ve fikir adamıdır. Üstad Sezai Karakoç, İslam düşüncesinin, sanatının ve şiirlerinin Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek'le birlikte yüzyılımızın en önemli isimlerindendir. Sezai Karakoç başta şiir olmak üzere hikaye, piyes, deneme, inceleme, monografi, hatıra, günlük, köşe yazısı ve düşünce alanlarındaki eserleri, çevirileri ve dergiciliğiyle Türk edebiyat ve fikir dünyasının en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kaynağını İslam'dan alan, gelenekten beslenen, geleceğe uzanan sanatı ve düşüncesiyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına damga vuran Karakoç, öncü ufuk açıcı kimliği ile kendinden sonraki nesilleri de etkilemektedir. Diriliş adıyla sistemleştirdiği görüşü ile düşüncede, inanışta, edebiyatta, sanatta ve aksiyonda dirilişe hedeflemiş ve hayatı boyunca bu uğurda çalışmayı vazife bilmiş merhum şair, yazar, mütefekkir ve siyasetçi Sezai Karakoç'u anlamak, onun kişiliğini, düşüncelerini ve edebi görüşünü dile getirmek için buluştuğumuz bu söyleşimizin konuğu edebiyatı, yeni Türk edebiyatında uzman ve bu minvalde birçok çalışması bulunan sayın hocamız Profesör Doktor Münire Kevser Baştır. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizlerle olmak çok güzel. İyiyim. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Ben izninizle öncelikle bir kısaca akademik özgeçmişinizden bahsetmek isterim izleyenlerimize. Hocamız 1971 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1996'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Lamia Çevi'nin Şerh-i Muhammed Ala Esma Hüsna'sı başlıklı tezi yüksek lisansını 2005'te Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar isimli teziyle doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarda bulunmak üzere 1999-2000 yılları arasında Ürdün Üniversitesi'nde, 2005-2006 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi'nde bulundu ve aynı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda göreve başlayan hocamız 2014'te doçent, 2019'da profesör oldu. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Hocamızın Dirilişin Taşları Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar, Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu isimli kitapları başta gelen eserleri olmakla birlikte Türk Edebiyatı adlı kitap bölümü, makale, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyumlar sunulmuş sevgileri bulunmaktadır. Yani olabildiğince kısaltmaya çalıştım ve bu kadar oldu hocam. Tamam, sağ olun. Söyleşimizin de başlığı olan Diriliş Nesli'nin mimarı Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi'nin göz önünde bulundursak, bu başlık bağlamında şair, yazar ve mütefekkir olan ve kısa süre önce kaybettiğimiz merhum Sezai Karakoç ile ilgili muhtelif ve birbirinden kıymetli çalışmalar yapmış bir edebiyatçı olarak Sezai Karakoç ile ilgili ne söylemek istersiniz? Sizin için Sezai Karakoç kimdir ve Türk edebiyatında ve fikir hayatında Sezai Karakoç ne ifade etmektedir? Evet, yani çok zor sorular. Hani en basit görünen sorular en zor sorular aslında. Bazen hani ilahi dokunuş diye bir şey vardır ya, Sezai Karakoç çalışmalarıyla buluşmamız da biraz öyle gibi. Ben aslında ilahiyatta doktora çalışma sürecine başlamıştım. Roman çalışmak istiyordum daha ziyade. O arada da bir tarihte bulunan, görev yapan Profesör Doktor Ramazan Kaplan Hoca, roman uzmanıdır malum. Ali Yılmaz Hocam beni ona gönder, dedi ki Ali Hoca'yla bir, Ramazan Hoca'yla bir konuş, ona göre bir roman konusu belirleyelim.
Ben daha çok roman üzerinde yoğunlaşıyordum ama neyse böyle bir şeyler yaptık falan. Sonra bir türlü hocamızın da kafasına yatmadı ve sonra bir gün otururken dedi ki neden Sezai Karakoç çalışmıyorsun? Böyle şaşırdım çünkü hiç şiir düşünmüyoruz ya da şair olarak henüz her ne kadar çok sevsem de gündemimde değildi ama böyle içimden de ayrıca değer verdiğim bir muhabbet beslediğim bir şairdi. O sonra hoca dedi ki hadi git biraz çalış dedi. Ben de o günlerde de Turan Karataş hocanın doktora tezi yayınlanmıştı. Oldukça kapsamlı bir çalışma. Ben onun üzerine ne yapabilirim artık diye böyle bir çekinceyle yaklaştım. Sonra hoca dedi ki hayır dedi şiirlerini değil düşüncelerini eksene alacağız ve nesirlerinden yola çıkacağız dedi. Neyse böylece başladı. 2005'te bitti doktora çalışmam. O günden beri çok ilginç bir şekilde yani hiç gündemimde ikinci sıraya düşmedi Sezai Karakoç. Bu önceleri tabii Sezai Karakoç aslında bir açıdan da şanslı bir şahsiyet diyebiliriz. Çünkü yaşarken aslında epey ilgi gördü. Tabii bu derinlik bakımından tartışılabilir. Anlaşıldı mı yeterince, bilindi mi, ne anlatmak istediği fark edildi mi? Bu tartışmaya açık olsa bile epey ilgi görmüş bir şair sayılır. Gerek Mona Rosa çerçevesinde onu tanımaya çalışanlar, gerek sonraki eserleri üzerinden. Ama benim çalıştığım yıllarda Sezai Karakoç bu kadar çok ilgi gören birisi değildi. Ya çok dar bir çevrenin iyi bildiği, fakat Türkiye ölçeğinde baktığımızda çok da bilinen birisi değildi. Ama süreç çok ilginç bir şekilde Sezai Karakoç'u ilgi odağı haline getirdi. Yeterince anlaşılmadığını ben tabii ki yine oraya bir rezerv koymak isterim. Ama bu kolay da değil. Yani anlatmak da kolay değil. Çünkü çok katmanlı metinler yazan ve çok derin kaynaklardan beslenen, onları dönüştüren ve günümüze güncel bir halde sunan bir mütefekkir ve şairle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ona ilişkin yaklaşımımızda belli bir müktesebatımız olması gerekiyor. Belli bir İdrak düzeyimiz olması gerekiyor. Naçizane ben de 2005'teki bitirmiş olduğum tezden sonra belki daha derin anlayabildiğimi, idrak edebildiğimi düşünüyorum Sezai Karakoç'u. Nitekim ondan sonraki çalışmalarım aslında belki de nispeten daha derinlikli olabilir. Yazmaya devam ettim ve yani şunu söyleyeyim, epey yazdığım şeylerde hiç tekrara düşmemek için doktora tezinin türevleri olmayan ama yeniden baktığım metinler olarak şekillendi. İşte ikinci bir kitap çalışması oldu. Epey bir şeyler daha var. Anlamaya devam ediyorum aslında. Yani bu çok ilginç. Yani çünkü çok zengin bir muhtevası var ve çok zengin bir kaynak bütünlüğünden istifade ediyor. Ve bunları çok özel bir dille, özel bir günümüz bilincine, yani günümüz modern insanın bilincine sunacak şekilde yeniden yapılandırıyor. Dolayısıyla onu okumaya ve anlamaya devam ediyoruz aslında. Yani benim için çok önemli. Son bir şey daha anlatayım. Çok bilinmiyordu. Ben doktora çalışması yaparken mesela ne çalışıyorsun dediklerinde, Sezai Karakoç dediğimde herkes anlamıyordu. Bilenler elbette biliyordu ama en son İstanbul'dan dönerken 2 Aralık'ta 21 Aralık sanıyorum günlerinde Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Sezai Karakoç temalı bir festival düzenledi. Orada dönerken bana bir şey vermişlerdi. Orada üzerinde Sezai Karakoç yazıyordu o kutunun. Havaalanından geçerken tabii her şeyi kontrol ediyorlar malum. O kutunun üzerindeki yazıyı güvenlik görevlisi gördü. Ve dedi ki bu yakınlarda ölen, vefat eden büyük şair mi dedi. Ve o kadar mutlu oldum ki. Yani bir değil mi bu hani okur yazar camia içinde değerlendirilmeyen daha sıradan görünümlü bir vatandaşın yani bir güvenlik görevlisinin Sezai Karakoç'u tanıyor olması beni çok mutlu etti. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani ama tabii ki onu anlamaya devam etmek lazım. Derinleştirerek, idrak ederek anlamak lazım. Bu da ayrı bir cephesi. Böyle. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben o zaman biraz daha meseleyi derinleştireyim. O
halde sıradaki sorumuzla. Dirilişin Taşları Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar isimli kitabınızdan hareketle sormak isterim. Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinin temel kavramları nelerdi? Evet. İşte temel kavramlar bir sürü ortada zaten hani tematik kavramlara yaslanan bir çalışma. Ama ben üçe indiriyorum kendimce. Yani ya da hani üçe indirdiğimizde anahtar kavramları tespit etmiş oluruz diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bu üç kavramın ilki belki de en genişi Sezai Karakoç'un anlatmak istediği şey o medeniyet kavramı. İkincisi metafizik kavramı, üçüncüsü diriliş kavramı. Tabii bunlar bir ölçüde de Sezai Karakoç'un inşa etmek üzere yola çıktığı ya da tazelemek, güncellemek üzere yola çıktığı dünya görüşünün temel kavramları ve hepsi birbirini bütünleyen, tamamlayan kavramlar. Medeniyetten başlayalım. Birçok tanımı var medeniyetin. Hani çalışmada da yer etmişim. Kimisi yollar diyor, kimisi işte insanoğlunun biriktirdiği müktesebat diyor vesaire. Sezai Karakoç'a göre medeniyet yeryüzünde peygamberler tarafından temsil edilen ve vahye dayalı bütün yapıp etmelerimiz. Hani bunu en basit böyle anlatabiliriz. Bütün yapıp etmelerimiz ve bunu da bunun içerisinde işte ne diyelim bir şekil verdiğimiz bir bardağın formundan tutun da İşte bir mimari yapıya, işte bir ne bileyim bir resim tablosundaki renklere, işte gündelik hayatımızdaki yeme içme kültürümüze kadar aslında bunların hepsinin bir medeniyeti oluşturan unsurlar olduğunu anlıyoruz Sezai Karakoç'un tanımlamalarından. Çünkü Karakoç aslında şöyle diyor, tabii hep orada ifadelerinde o şairane üslubunu korur. Bin dallı budaklı bir yapı diyor mesela medeniyet için. Yani bu aslında ben şöyle anlıyorum. İnsanoğlunun yeryüzünde inşa ettiği ona kalbiyle diyor Sezai Karakoç, ruhuyla ve aklıyla, kendi aklıyla, kendi kalbiyle, kendi ruhuyla inşa ettiği en büyük hayat formu diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu en geniş kavram ve bu Sezai Karakoç'un yapmak istediği de yeryüzünde İslam medeniyeti ya da hakikat medeniyeti diyor daha genel, daha üst bir çatı kavram olarak her zaman aslında tarihin akışında başlangıçtan sonra hep bugüne kadar devam etti. Farklı versiyonlarıyla işte İslam da bu versiyonlardan birisidir diye düşünebiliriz. Yani çünkü her peygamber kendi çağına, koşullarına göre onu şekillendirip yeni bir formla yeryüzüne sundu. Ama hakikatinde bunlar buluşurlar, aynı hakikate yaslanırlar ve çağ değiştikçe, koşullar değiştikçe aynı hakikatten beslenen ama çağın koşullarına göre şekle bürünen bir medeniyet vücuda gelir. Ve hakikat dediği, medeniyet dediği şey Sezai Karakoç'un bu hakikate yaslanan medeniyet. Onun için aslında iki tür medeniyet tanımlıyor. Birisi diyor hakikat medeniyeti, yani medeniyetler ki bu işte vahye dayanan bir medeniyet tanımı. İkincisi de bunun karşısındaki anti medeniyetler diyor. Yani anti medeniyet işte hepsinin aslında hani hakikat karşısındaki pozisyonundaki anti durumdan dolayı onları da genel olarak böyle tasnif ediyor. İki büyük tasnifi var bu bağlamda. Mesela o yüzden ayırmaz. Yani mesela Batı medeniyeti ya da İnka medeniyeti, Hint medeniyeti diye ayırmıyor. Bir hakikat medeniyeti vardır, diğerleri de anti medeniyetlerdir diyor. Dolayısıyla hani çok geniş bir kavram, bugünlerde de epey konuşuluyor. Hani tabii zaman istiyor, medeniyet inşa etmek gibi büyük iddialarımız oluyor, heveslerimiz, ideallerimiz oluyor. Ama Sezai Karakoç'un işaret ettiği bağlamda gerçekleştirebilmek gerçekten hayatın, ben öyle diyorum, en büyük formuna ne diyelim, o hakikat damgasını vurabilmek. Biz hani ben şu an gördüğüm çok eklektik davranıyoruz. Yani hani bir şey üstüne bir etiket yapıştırarak onun hani Sezai Karakoç'un işaret ettiği manada medeniyet unsuru saymak emin değilim. Yani, ama en azından böyle bir bilinç oluştuğunu, buna ilişkin bir arayış olduğunu görmek elbette çok ümit verici. Bu
böyle. Tabii çok konuşulabilir. Çünkü medeniyet kavramından bağımsız düşünmek mümkün değil Sezai Karakoç'un literatürünü. İkincisi, metafizik kavramını çok önemser Sezai Karakoç. Çünkü burada tabii çok anahtar bir kavram, metafizik kavramı. İki temel itirazı var Sezai Karakoç'un. Birincisi, kendi toplumumuzda gördüğümüz ne diyelim, çözülme süreci, modernleşmeyle başlayan sancılı süreç, hala değil mi etkilerini gördüğümüz, 150 yıldır daha fazladır yaşadığımız süreç ve bu süreçteki temel eleştirisi budur. Dünya görüşümüzün yıkılması diyor. Kendimize özgü dünya görüşümüzün yıkılması. Bu temel itiraz. Bunun tabii birçok ayrıntısı var. Neden bu hale geldik? Bir de Batı medeniyetine ilişkin çok temel itirazları, eleştirileri var. Orada da çünkü niye Batı medeniyetini sürekli gündeminde tuttuğunu görüyoruz? Çünkü biz bu 150 yıldır yönümüzü Batı'ya döndük. Yani bir medeniyet dairesi dışına çıkma hevesiyle yönümüzü Batı'ya döndük ve bir Batı mağduriyeti yaşadık. Dolayısıyla bu Batı mağduriyetinden kurtulmamız şart. Ve Sezai Karakoç çok temel itirazlar yapar. Mesela hatta tezin bir yerinde de ondan bahsetmiştim. Tanzimatla başlayan o modernleşme sürecimizde çok yaygın bir şey vardır, yaklaşım vardır. Hani her yerde biliriz, lise ders kitaplarında vesaire. Batı'nın olumlu yanlarını almak, olumsuz yanlarından uzak durmak. Ya da işte bunun daha genişletelim. Batı'nın teknolojisini, bilimini almak ama kültürel boyutundan uzak durmak gibi. Bu mesela hep iyi niyetli olarak sunulmuştur. Hatta o kadar ilginç ki en muhafazakar gördüğümüz, mesela Ahmet Cevdet Paşa'da bile bu yaklaşımı görürüz biz. Yani teknoloji özellikle Türkiye'deki aydın camiayı her zaman kendisini aydın bırakmış, hayran bırakmıştır ve bu konuyu taviz verilmez bir alan gibi görür. Ama mesela Sezai Karakoç buna itiraz eder. Ben hatta bu Batı'nın olumlu yanlarını almak, olumsuz yanlarından uzak durmak meselesini hep şey diyorum. İyi niyetli bir mantıksal tutarsızlık. İyi niyetli ama mantıksal anlamda kesinlikle tutarsızlık. Çünkü Sezai Karakoç bizi uyarıyor. Diyor ki bir medeniyet inşa etmek için sağlam bir dünya görüşüne, yani bütünlüklü bir zihinsel yapıya sahip olmamız gerekir. Yani bu bütünlüklü yapı derken kabaca hani neyi kastetmek istiyor? Şöyle anlıyorum ben. Hani felsefede biliyorsunuz bir şey vardır, kategorizasyon vardır. Üç temel, belki dört temel, hani ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji, o da kendi içinde etik, estetik. Dört temel kategorizasyon ve bu aslında bu bizim düşünce dünyamızın ürettiği bütün her şeye yansıyan, ne diyeyim, bir üst şey, perspektif. Şimdi Sezai Karakoç diyor ki işte medeniyet üretmemiz için, bir medeniyetin var olabilmesi için bu dört alanın birbiriyle uyumlu, ahenkli ve tutarlı olarak oluşması gerekir. Şimdi işte bu Batı'nın olumlu yanları ve olumsuz yanları meselesi burada da tam çok ciddi bir eleştiri alıyor. Niye? Çünkü olumlu yanları dediğimiz, yani o epistemoloji kısmı, değil mi? Epistemolojisini alalım ama işte biz ne bileyim, etik olarak almayabiliriz. Ya da işte ontolojik olarak aynı duralım ama estetiğimizi değiştirelim. Değil mi? Estetik işte sanat anlayışımızı vesaire gibi. Oysa bu mümkün değil diyor Sezai Karakoç. İşte Sezai Karakoç fikriyatının en karakteristik tespiti kesinlikle budur. Diyor ki böyle bir şey yapamazsınız. Yani bu medeniyet dediğiniz unsuru oluşturan düşünsel ne diyelim, yapı kendi içinde uyumlu, tutarlı ve ahenkli olmalıdır. Bunlar birbiriyle örtüşmelidir. Yani bunları ayıramazsınız. Çünkü aynı ontolojik yaklaşım aynı epistemolojiyi, aynı etiği üretecektir. Yani eğer siz ontolojik olarak Batı'nın hareket ettiği yerden farklı bir yerde duruyorsanız onun sonuçları da farklı olur. Yani her biri doğal olarak birbirini etkileyen alanlar. Neyse, çok derinleştirmeyelim bu mevzuyu ama burada şuna getirmek istiyorum. Bu çok konuşulur gerçekten. Çok da önemli bir mevzu. Başlı başına belki buna ilişkin kafa yormak lazım. Ama burada Sezai Karakoç'un
Batı medeniyeti ne ilişkin en temel eleştirilerinden biri olan işte o metafizik kavramı meselesi gündeme geliyor. Hani en önemli kavramlar nedir dedi ki oraya getirmek istiyorum. Çünkü diyor ki Sezai Karakoç, biz Batı'ya yüzümüzü dönmek istersek, işte epistemolojisini, estetiğini falan almak istersek aslında ontolojik bir değişikliğe de tabi oluruz. Çünkü neden? Çünkü Batı yeni bir dünya görüşü oluştururken metafizik muhtevayı dışarıda bıraktı. Ve bu metafizik muhtevanın değişmiş olması, yani ontolojik olarak onun farklı bir yerde konumlanması anlamına geliyor. Örtüşmediğimiz temel yer burası. Ha, bunu işte bunu eğer gündeme getirirsek biz gerçekten diyor, yani ontolojik olarak kendi hakikat anlayışımızı, yani kendi metafiziğimizi sahiplenirsek buna uygun bir epistemoloji, etik, estetik geliştirebiliriz ve o zaman gerçekten kendi medeniyetimizi inşa edebiliriz. Bugüne kadar yapmaya çalıştığımız o parçalı algılama yöntemi sağlıklı sonuç vermeyecektir. Dolayısıyla metafizik kavramı çok çok önemli. Bütün mesela onun şiirindeki en vurgulu muhteva lardan birisidir metafizik. Yani o mesela Hızır'la 40 saat, değil mi? Bengisu, yani o kadar bunlar mesela çok büyük yapıtlar, edebi metinler ve yapmak istediği hep budur. Yani Hızır'ın gelmesi aslında modern çağa, pozitivist paradigmanın hakim olduğu modern çağa metafizik bir soluk getirmek istiyor. Hatırlayın. Hatırlayın. Yani gördüğünüz kadar değil bu fizik alem. Bu fizik alemin ötesinde metafizik bir boyut da var ve bunu gündeme almanız lazım ve bu sizin karakteristik niteliklerinizden birisi. Bundan uzaklaşırsanız kendinizden uzaklaşırsınız. Dolayısıyla çok önemli. Yani Sezai Karakoç düşüncesinde metafizik kavramından bahsetmezsek eksik kalır. Çok da vurgular. Mesela o kadar bunu doğal vurgular ki fark etmeyiz bile. Mesela az önce Tuna Hocam masal şiirinden bahsetti. Masal şiirinin mesela bir yerinde, benim de ezberim çok zayıftır ama şiiri de kitabını da getirmedim onu sanıyorum. Orada bir şey var, bir ifade diyor ki mesela oğul ölünce baba bunu anladı. Çünkü diyor kara bir süt akmıştı evin kutlu koyunundan. İşte metafizik dediğim şey bu. Yani büyük evrensel, ne diyelim, kozmik bir varoluş olduğunu, bir devinim olduğunu yeryüzünde fark etmek ve buna ilişkin bir bilinç geliştirmek. Yani hep yani sadece fizik koşullara dayalı bir paradigmanın insanlığın kendi ontolojik asli bütünlüğüne uygun olmadığını söylüyor. Yani doğal olarak ve bunu pozitivist paradigma yok saydı. Batı paradigması ve bütün dünyaya bunu yaygın hale getirdi. Buna ilişkin çok ciddi itirazları var. Bunda bu kadar diyelim. Bir de diriliş kavramı tabii çok önemli. Diriliş tabii birkaç hani nereden? Velbâsu Bâdelmevt ifadesinden tabii ilham alıyor. Önemli Amentü'den. Bir de bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. Hani bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. Ondan ilham aldığını biliyoruz. Yer yer göndermeleri var. Dolayısıyla ve hilkatte de asla tekrar olmadığını, sürekli diriliş olduğuna inanıyor. Yani işte en kaba örneğiyle hatırlayacak olursak, işte yeryüzünde değil mi, asla sürekli bir mevsim devam etmez, sürekli devam eder. Yani yaz gelir, sonbahar, kış gelir ama sonra muhakkak bahar gelir. Çünkü diyor hilkatte tekrar yoktur, sürekli yenilenme vardır, dirilme vardır. Hilkatin özü böyledir ve diriliş düşüncesi de hilkatin kendisinden örnek alır, ondan ilham alır. Dolayısıyla medeniyetler de varoluşun tüm unsurları gibi zaman zaman sonbaharlar, kışlar, çetin kışlar yaşarlar ama arkasından bahar gelir diyor. Dolayısıyla dirilişte onun bütün bu müktesebatına verdiği isim. Ve aynı zamanda bu teorinin de bir karakteristiği olarak çok önemli bir kavram diyebiliriz. Zannediyorum bu üç kavramı çözersek diğerlerine de daha sağlıklı bir şekilde bir yaklaşım geliştirebiliriz, anlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim ama hocam. Ama bir şey daha söyleyeyim. Her kavramı
Sezai Karakoç aslında yeniden inşa eder. Çünkü temel bir bakış açısı geliştirince, değil mi? Bir bakış açısı oluşturduğunuz zaman hani bir şey, o bir şeyi değiştirince bütün her şeyi değiştirir aslında. Dolayısıyla bütün kavramları yeniden yapılan, mesela toplum, millet, değil mi? Bunları tabii hep şey der, aslına uygun inşa etmeye çalıştığını, yani nasıl o hakikat algısının şekillendirdiği perspektifle yeniden irdeler, bir tür tahlile tabi tutar ve onları yeniden inşa eder diyebiliriz. Hocam siz az önce bahsettiğiniz hani Sezai Karakoç eserlerinde hep hani bir özne o çağrı hatırlatma amacı güttüğünü ifade ettin. Aklıma Yitik Cennet kitabı geldi. Orada özellikle bu tarz vurguları çok var. Yani Sezai Karakoç'un o insanlığın kaybettiği o kendi özellikle doğunun o şahsiyet kimliğini, o eser aklıma gelmişti benim de ifade etmek istedim. Çok güzel söylediniz. Tam aslında deminki cümleyle de tam tamamlayabiliriz onu. Hani dedim ya her şeyi yeniden inşa eder diye. Orada da aslında tabii hem felsefi anlamda çok derinliği olan bir metin Yitik Cennet ama aynı zamanda bir peygamberler tarihi niteliği var. Evet, evet. Değil mi? Kesinlikle. Oysa peygamberler tarihi bu şekilde çok rastladığımız bir kurgulama yöntemiyle karşımıza çıkmamıştır. Değil mi? Onu yeniden diriliş perspektifiyle kurguluyor aslında. Değil mi? Kesinlikle. Yani evet aslından uzaklaşmamaya çalışarak ama yeniden bugünün bilincine bir şifa olur mu, yeni bir ilham verir mi, bir dirilişe vesile olur mu diye yeniden aslında bir peygamberler tarihi kurguluyor. Bir yandan da çok ciddi bir, değil mi? İçinde hikemi bir muhteva var. Çünkü Fususül Hikem'le birlikte düşünmek lazım o metni de. Dolayısıyla hem hikemi muhtevayı koruyor ama bir yandan da yeni bir peygamberler tarihi, değil mi? Bir panoramik bir şey de sunuyor bize. Hocam teşekkür ederiz. Müsaadenizle ben sıradaki soruyu yöneltmek isterim size. Elbette. Bu arada eğer izniniz olursa izleyici arkadaşlarımız da programımızın sonuna doğru size yöneltmek istedikleri soru olursa chat bölümünden bize yazabilirler. Biz onlardan size birkaç tane sinyal verdiği oranda yöneltmek Tabii isteriz. ki. Diğer sorumuz ise hocam, Sezai Karakoç'un düşünce dünyasına ışık tutan ve onu etkileyen şahsiyetler var mıydı? Varsa kimlerdir Evet. ve onun düşünce dünyasında nasıl bir yer tutmuştur? Evet, ya şimdi üç kendisinin bahsettiği isimler var. Ben bunları ikiye ayırıyorum. Yani bir Sezai Karakoç'un uzak kaynakları, bir de yakın kaynakları diyorum. Yani uzak tabii kendisinin zikrettiği bir ifade var, onu söylemekte fayda var. Diyor ki benim üç büyük üstadım var ve bunlar arasında İbn Arabi'yi sayıyor, Mevlana'yı ve Yunus Emre'yi sayıyor. Bunları da söylüyor. Mesela İbn Arabi'nin tabii anlamak lazım. Yani İslam metafiziğini inşa etme çabasıyla bildiğimiz çok önemli bir tasavvuf ehli. İkincisi Mevlana. Mevlana'ya da diyor ki İslam hakikatlerini en direkt yolla anlatan üslubu çok önemli. Yunus Emre'nin de bütün sadeliği ve derinliği onun hep ilgisini çekiyor ki hani şair kendisi de öyledir. Ben çok benzetirim Sezai Karakoç şiirleriyle Yunus Emre üslubunu. Hem çok lirik, hem çok naif, hem çok derin, hem bazen çok çok anlaşılır. Çok nadirdir anlaşılması zor ifadeleri. Bir de tabii Gazali'yi çok önemsiyor Sezai Karakoç. Bu üç büyük üstadım diyerek onları saysa bile Gazali'yi de sayıyor. Mesela ona da diyor ki İslam düşüncesinin krize girdiği bir dönemde krizden çıkarmayı sağlayan adam diyor. Ki bu gerçekten çok büyük bir tespit. Ve ben şöyle söyleyebiliriz. Hani baktığımız zaman zikrettiği başka isimler de var ama bu dört ismi ben çok önemli buluyorum. Burada hani şunu söyleyebiliriz. Yani İslam düşüncesinin tasavvufi ekolüyle yakın Sezai Karakoç. Daha ziyade o kanattan beslenen bir isim olarak görüyorum. Yakın dönemden de tabii kendisi de söylüyor. Necip Fazıl ve Mehmet Akif halkasının ben üçüncü halkası olarak değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Hani birçok insan da bu konuda hemfikir. Yakın kaynakları da bunlar. Tabii çok beslenme şeyi hem şiirinde hem düz yazılarında çok geniş bir entelektüel Sezai Karakoç. Yani Batı'yı çok iyi takip eden birisi mesela.
Fransızcası çok iyi. Fransız Kültür Merkezi'nde çok vakit harcıyor. Hı. Oradan süreli yayınları, birçok şairi, düşünce yasasını takip ettiğini biliyoruz. Çok önemsediği şairler de var. Mesela Eliot'u çok önemser. Paul Claudel'i çok önemser. Ezra Pound'u önemser. Rambo'yu önemser. Hatta mesela hani Eliot'u niye önemsiyor? Belli diyor. Biz Eliot'u mesela edebiyat tarihlerinde bir Hristiyan metafiziği ile yakın duran bir şair olarak biliyoruz. Yani aslında Sezai Karakoç'un da ilgilendiği şairlerin kendi perspektifine yakın şairler olduğunu görüyoruz. Yani Batı'dan her ismi de takip etmiyor. Orada da bir seçme içerisinde olduğunu görüyoruz. İki, mesela bu konuda çok evrensel bir bakış açısı da var. Diyor ki hakikat arayıcıları her nerede olurlarsa olsunlar el ele tutuşabilirler diyor. Yani ötekileştirici bir tavrı yok. Böyle geniş bir perspektifi var. Böyle yine Doğu şairleriyle de ilgili. Mesela Kaside-i Banet Suat'ı yeniden yazdı biliyorsunuz. Kaside-i Bürde'yi. Arapçasının hani çok iyi düzeyde olmamasına rağmen ona ilişkin bir çabası çok dikkat çekici. Muhtemelen başka tercümelerden de istifade ederek ama sonuçta yeniden dizayn ederek onu yeniden kendi ifade ve üslubuyla yeniden sundu. Ki ben mesela çok severim onun Kaside-i Bürde çevirisini. Çok lezzetli gerçekten. Yani hem doğudan hem batıdan beslenen aslında tam da işte modern çağın insanı bizim gibi yani. Ama buradaki beslenme biçiminde İsa istikametini çok koruması çok dikkate değer. Yani hani o kendisinin o güzel ifadesindeki vurgu batı mağduru olmak, ondan sakınmak. İşte Sezai Karakoç hani hep bizim şeydir, entelektüel camiamız öyledir. O batıya gidip tıpkı o masal şiirindeki gibi kendilerini kaybederler aslında. Değil mi? Ya o literatürün içinde kaybederler ya da gidip o coğrafyanın içinde kaybederler. İşte Sezai Karakoç bu iki tuzağa da düşmeyen ve kendisi olarak kalan ve kendisi olarak hem bilen, şuuru biliyor, bilmediği için değil. Yani oradan kendisini uzak tutması gayet bilinçli bir şekilde hem uzak tutuyor ama bir yandan da kendisi olarak bir üretim yapıyor. Bu çok kıymetli. Yeter Teşekkür mi bu ederim. kadar bu soru Berat Yeterli Hocam? hocam. Evet. Bizim her bir sorumuz tek soru görünümlü 2-3 soru barındırıyor. Öyle oluyor. Farkındayım Evet, ama oldukça doğru. Tabii yorucu Sezai bir Bey konuşmak şekilde. kolay değil. Yani gerçekten kolay değil. Yani ben her konuşmamın sonunda neleri eksik bıraktım onları görüyorum. Yani çünkü çok bunu da söyleyeyim. Sorular arasında var mıydı hatırlamıyorum ama şimdi Sezai Bey'in çok önemli bir şey var. Hani ben üç cephesine hep dikkat ederim. Mütefekkir Sezai Karakoç, şair Sezai Karakoç ve bir aksiyoner olarak Sezai Karakoç. Bunlar çok önemli. Ama Sezai Karakoç'un literatüre yaptığı çok önemli iki şey var. Bunu çok hani muhakkak vurgulamak isterim her zaman. Şimdi birçok mütefekkir vardır. Düşünce alanında onu biliriz. Ama mesela şiiri yoktur. Mesela Gazali değil mi? Düşünce alanında çok değerli bir müktesebat bırakmıştır bize ama şiiri yoktur. Ya da şiiri olur ama mesela bunu sistematize etmemiştir Mevlana, değil mi? Böyledir yani şiir olarak evet tamam hakikate yaslanır, hikemi muhtevası vardır ama düşüncelerini sistematize etmemiştir, teorize etmemiştir. Sezai Karakoç bunun ikisini de yapan nadir insanlardan biridir. Yani ben hatta bilmiyorum var mı ikincisi, benim gördüğüm vardır belki ama çok nadir yani. Hem bir sosyolog ve siyaset bilimci gibi bir düşünce dünyası inşa etmek üzere metin üretmiştir. Ve bu metinin estetik platformda görünüşü olan bir de şiir üretmiştir. Ve ikisi de çok kıymetli. Yani şimdi bazen bana söylüyorlar, sizin için Sezai Karakoç şair midir, mütefekkir midir? Gerçekten ayırt etmek çok zor. Çünkü ikisinde de çok sağlam yapılar inşa eden bir şeyle, isimle karşı karşıyayız. Bu tarafı çok önemli bence. Hem onun teorik kısmını yapılandırması hem de bunun estetik platformda şiirin diliyle, o estetik dille kurgulaması çok çok özel bir durum, nadir bir durum. Evet. Biz de o nedenle sizi bulmuşken olabildiğince yararlanmaya çalışıyoruz hocam. Estağfurullah. Sorunuz biraz daha
hem eğitim donanımı hasebiyle Sezai Karakoç'un o yönüne hitap etsin istedik. Biraz daha bu yönde olacak sanılarımız bundan sonrası. Sezai Karakoç'la ideal insan ve ideal toplum modeli nedir? Ve bu modeller ütopik midir? Estağfurullah. Çok hiç ütopik değil. Çünkü asırlardır konuşulan şeyleri konuşuyor aslında Sezai Karakoç bir bağlamda. Ama onları yenileyip güncelliyor. Bence öyle. Mesela bir çalışmam var. O kitaplaşmadı maalesef. Sezai Karakoç şiirinde yetkin insan meselesi diye kendi kullandığı bir insan bir ifade olduğu için bana hani yetkin insan. Aslında bunun klasik literatürdeki karşılığı var. Hepimiz biliyoruz. İnsanı kamil değil mi? Evet. Yani bir insanın kendisini tam anlamıyla hani ne diyelim yaslandığı hakikat anlayışından uzaklaşmadan yeniden inşa etmesi. Bugünün koşullarında, modern koşullarda hem değil mi tabii ki münzevi olmayacak, hayatın içinden kaçmayacak, hayatın içinde bulunacak ama bir yandan da kendisi olmaya devam edecek. Kendi hakikat anlayışıyla kendisini inşa etmiş bir insan. Yetkin insan hani diye kullanmıştım ben bunu. Kendisi de bir yerde kullanıyor. Hocam Ve çok insanı affedersiniz. kamil. Yani efendim? Bir şey ekleyebilir miyim? Çok affedersiniz. Buyurun. Daha doğrusu sormak istedim. Yani siyaset yönü aslında bununla ilgili bir mesele mi? Yani neticede Direniş Partisi isimli parti kurdu. Yani hayatın içinden olması anladığım kadarıyla bu ideal insanı daha görünür kılmak. Kesinlikle. Yani şimdi bazıları hani bunu yadırgadı da eleştiri konusu da Evet, oldu. evet. İşte Sezai Karakoç işte bir düşünce adamı, bir O nedenle mütefekkir. sormak istedim daha çok. Neden böyle bir şeye kalkıştı gibi. Aslında onun kendi ifadesi diyor ki ben düşündüklerimin, yazdıklarımın sadece kağıtta kalmaması, literatürde kalmaması, bunların hayata geçmesi nedeniyle, ne diyelim, ümidiyle böyle bir harekete kalkıştım diyor ve bunu bilerek yapıyor. Yani ben hayata doğrudan teklifler sundum diyor. Yani bir şair olarak anılmak çok önemli bir şeydir değil mi edebiyat camiasında? Sezai Evet. Karakoç beni bunu hiç umursamaz yani. Çok umursamaz. Çünkü onun bir ideali var, bir gayesi var. Bu gayenin inşasında eğer bir işlevi varsa şiir onun için kıymetli. Hocam çok Yani affedersiniz bir şey daha sıkıştırabilir miyim ben müsaadeniz olursa? Yani burada hani manevi yönü biraz daha güçlü olan insanlarda siyaseti biraz daha işte arka planda bırakma, işte daha bu alanın günah zemini olduğu yönünde bir algı var. O zaman Sezai Karakoç'un bakış açısı ve yaşantısıyla bu bakış açısı çok eşleşmiyor gibi. Öyle değil mi? Yani çünkü hani Tabii ki. siyasetten uzak hatta alimlerin görüşleriyle de desteklenir bu görüşleri insanların algı diyeyim daha doğrusu. Evet. Yani o Ya zaman işte o şeyle alakalı. Hani Türkiye'nin yaşadığı bu hani çözülme süreci dedik ya. Buradaki hani ne diyeyim mevcut koşullarda öyle büyük bir yabancılaşma görüyor ki halk kendisini onun içine dahil edemediği için bu sefer tümden uzak kalıp bir tür kendisini korumaya, bir muhafazaya almak istiyor belki de. Bu tabii uzun yıllar etkili de oldu. Hani siyasetten uzak durmak işte veya hayatın tam ortasına dalmaktan çekinmek gibi. Sezai Karakoç tam tersi ben diyor tam hayatın ortasına ilişkin teklifler sundum ve bunların hayata geçmesi lazım. Dolayısıyla Diriliş Partisi'nin ve aslında hep hayatın içinde mesela o dergi çevresinde yetişen bir sürü entelektüel var, bir sürü genç var. Onlara yön vermesi, yollarını belirlemesi, güzergahlarına ilişkin tavsiyeleri hep bu amaçla ilgili. Yani hayatın içine doğrudan teklifler sunan ve hayatı değiştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla üretiyor zaten. Dolayısıyla bu bağlamda düşünmek lazım. İlk kısmına geçersek orası sanki eksik kaldı gibi. Hani bu yetkin insan meselesi, ideal insanı nasıldır? Ben birkaç şey burada çok önemli. Hani birkaç ne diyelim indirgeyelim, kavrama indirgeyelim. Ben burada mesela birisini aşkın bilinç meselesi olarak ele almıştım. Yani bu işte deminki söylediğimiz o metafizik kavramı ile alakalı. Yani modern insanda eksik bırakılan o metafizik boyutun, yani insanın varlığın tümünün içerisinde yaşayan ve varlığa dahil bir unsur olduğunu unutmayan bir bilinç inşa etmek.
İşte o evin kara koyunundan kara bir süt akması, kara koyunun evin koyunundan, kutlu koyunundan kara bir süt akması meselesi gibi. Dolayısıyla bu da bu birinci şeyi. Bir başka önemli meselesi büyük bir, mesela benim onun şiirinde de düz yazılan inanılmaz bir teslimiyet duygusu görürüm. Yani şaşarsınız. Yani hem bir yandan işte hem de mi siyasal bilgiler okuyor. Yani modern tedrisattan geçen birisi sonuçta, değil mi? Modern okullarda okuyan birisi Sezai Karakoç. Yani buradaki müktesebatı da çok iyi biliyor. Felsefecileri biliyor falan, okuyor. Ama bir yandan da müthiş bir, ben onda hep teslimiyet görürüm. Yani İslam'a teslimiyet. Hani o İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi ifadesinde var ya anneler ve çocuklar şiirinde. Onun gibi. Gerçekten onun için İslam her zaman büyük bir şey. Nihai bir ne diyelim, ideal noktası. Ondan hiç vazgeçmiyor. Ve bu ideal insanın da bu da var. Yani bu İslam'ın kurtuluş olarak her zaman gündemde olduğuna ilişkin değer verme. Onun ideal insan modelinde var. Bir başka önemli şeyi hani vurgulamak lazım. Ölüm meselesi. Çok çok önemsiyor Sezai Karakoç ölüm düşüncesini. Çünkü ölümü de, tabii burada şunu söylemiyorum, bir karamsarlık unsuru olarak değil. İşte elimizi eteğimizi çekelim dünyadan, sadece öte dünyayı düşünelim gibi değil. Tam tersine bütün yapıp etmelerimize bir ölüm dikkati yerleştirelim. Yani bir hesap verme duygusu. Sadece fizik koşulların değil, metafizik bir neticenin de olacağına ilişkin bir ölüm dikkati. Onun ideal insan modelinde var. O kadar çok var ki ben ölüm meselesini araştırırken sayısını hatırlamıyorum ama o kadar çok vardı ki ifade. Çok şaşırmıştım. Çünkü normalde baktığınız zaman Sezai Karakoç şiiri asla karamsar bir şiir değil. Ama neden bu kadar ölüm var? Sonra inceliyorsunuz, irdeliyorsunuz, bakıyorsunuz ki ölümün bir dikkat unsuru olarak ideal insanın oluşmasında bir işlevi olacağına, bir görevi olacağını düşünüyor. Ve bunu da çok sıklıkla vurguluyor. Dolayısıyla onun ideal insan modelinde hani bunları söyleyebiliriz. Yani metafizik inancının belirleyici olması, İslam'a olan sonsuz inanç ve güvenç ve bu ölüm dikkati meselesini herhalde söylesek bir ucundan söylemiş olabiliriz. Belki tamamlanabilir ama bu şekilde diyelim mi? Teşekkür ederim. Sorular Hocam, geliyor ama ben takip edemiyorum. Onları lütfen siz takip ederseniz. programın sonuna doğru yönelteceğim Tamam. hocam size. Hani şey yapmasın arkadaşlar, niye dikkate almıyorlar diye düşünmesinler ama takip edemiyorum konuşurken. Sonra Tamam. inşallah. Sezai Karakoç'un diriliş olarak kavramlaştırdığı hareketi bir eğitim metodu olarak da değerlendirilmekte ve hareketin kendisi doğrudan bir eğitim süreci olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda Sezai Karakoç'un eğitim öğretimle ilgili görüşleri nelerdir? Evet. Ya şimdi aslında hepsini birbiriyle birlikte düşünmek lazım. Yani direkt size şöyle bir program öneriyor demek, hani ben en azından öyle çalışmadım. Belki çalışılabilir ama mesela kendisinin mesela üniversiteye ilişkin görüşleri var. Zorunlu eğitimin belli bir formatla dayatılmasına ve tek tip biçimde verilmesine ilişkin eleştirileri var. Özgür düşünme ve bunun işte üniversitede yerleşmesine ilişkin tabii ki eleştirileri var. Bunların hepsi aslında yine o şeyle alakalı. Yani onun medeniyet anlayışı ve onun ideal insan modeli ve bunun da tabii ki eğitime yansıması bağlamında düşünülebilir. Belki bu tekrar düşünmemiz gereken bir mevzu. Hani açıkçası böyle bir program olarak hani şunları öneriyor. Hani şu an afaki konuşmak istemem. Hani benim Hocam, hani genel perspektifin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. bu noktada hocam Aliya'nın hani yeryüzünün öğretmeni olmak için göklerin öğrencisi olmak gerekir diye bir sözü var. Evet. Oldukça meşhur. Yani ben bu anlamda bu soruyu düşünürken özellikle hani birçoğumuzun öğretmen olması hasebiyle yani burada öğretmenlere bir ideal, bir rehber olması anlamında Sezai Karakoç'un öğütleri olabilir mi diye Evet, tabii sormak ki bir istedim. sürü bulunabilir. Mesela birkaç motto daha hemen aklıma geliyor. Mesela diyor ya, kendi aklıyla var olmak, kendi ruhuyla
olmak, kendini inşa etmek ve kendi kalbiyle hissetmek. Kendi aklıyla düşünmek, kendi ruhuyla var olmak, kendi kalbiyle hissetmek. Bu başlı başına bir eğitim şeyi olabilir, tavsiyesi olabilir. Öyledir yani. Yani şimdi düşünün, kendi ruhunuzla hissetmek, gerçekten kendi kalbinizle düşünmek, gerçekten böyle mi yapıyoruz? Yoksa bize öğretilen değil mi? Düşünme biçimleriyle, hissetme biçimleriyle mi algılıyoruz? Mesela şöyle düşünelim. Güzel nedir bugünün şeyinde? Güzel nedir, değil mi? Çok etik, estetik bir kavram. Güzel nedir? Dikkat edin aslında bizim güzellik anlayışımızı şu an medeniyeti şekillendiren temel unsurlar neyse o şekillendiriyor. Değil mi? Mesela estetik ameliyatların bu kadar yaygın olması neden? Çünkü modern paradigma bir güzellik tanımı veriyor. O tanıma yaklaşmaya çalışıyoruz. Aslında bak Sezai Karakoç'un tam da söylediği bu. Kendi aklınla düşünmüyorsun çünkü. Çünkü sana diyor ki işte ağzın böyle, burnun şöyle olursa güzel olursun falan. Kendin acaba gerçekten kendi aklımızla böyle bir neticeye mi varıyoruz? Emin değilim yani. İşte Sezai Karakoç'un bu kendilik meselesi aslında tüm eğitim sistemine ilişkin çok ciddi bir teklif. Ki modern şey, ama bunu ne yaptı? Tabii modern paradigma hep beni merkeze koydu. Ben. Ben üstünüm, ben iyiyim diyor. Ama bu ben çok şey bir ben yani, narsist bir ben. Böyle bir etik, estetik, ne bileyim bir değerler bütününe yaslanan bir bakış açısı falan yok. Ya da insanın maddi yönünü tüketim kültürüne endeksli bir ben inşa. Ben geçen çok ilginç bir motto duymuştum. Diyor ki ben onu alırsam iyi hissederim gibi bir şey. Ben onu satın alırsam iyi hissederim. Satın al, hisseder. Aslında burada hem beni yüceltiyormuş gibi görünüyor. İyi hissedeceğim ya. Ama yapmak istediği satmak. Değil mi? O kültürel şey, tüketime yaslanan bir ben, kültürel ben. Dolayısıyla bunlara ilişkin şeyleri hep tekrar tekrar düşünmeyi gerektiriyor aslında diriliş yaklaşımı. Yani ben satın alınca mutlu oluyorum ben. Niye? Kaç dakika mutlu olabiliyorum? O satın alma neye yarıyor falan. Yani ne değil mi? Yani kendi olmak, kendine yaslanmak. Bütün müktesebatıyla, bütün unsurlarıyla. Herhalde bu kolay hocam. bir şey de değil yani bu söylediğim. Evet. Onu da söyleyeyim. Hiç kolay bir şey değil. Basit gibi görünen ama kolay da bir şey değil. Tabii Sezai Karakoç'un burada kendi hayat şeyi çok ilginç bir örnek yani. Değil mi? Kendi hayat Evet. tecrübesi. Evet. Yani çok ilginç bir örnek. Yani eşsiz bir örnek bence. Yani ben yaşanabilir mi? Yaşanabileceğini gösterdi gerçi tabii. Hani çok müstani, hiçbir şekilde maddi bir beklenti olmadan ve kendi koşullarıyla, kendi emeğiyle yani mesela o vefat ettikten sonra o kadar çok insan onun bu değil mi tecrübesine, yaşam tecrübesine saygısını dile getirdi ki sağdan soldan. Hadi bizim onu seven, onun daha yakın camianın sevgisini, muhabbetini biliyoruz ama çok onun düşüncesine uzak duranlar bile değil mi? Hatta muhalif olanlar bile onun inşa ettiği o yaşam şekline anıt gibi bir şey yani Sezai Karakoç gibi yaşamak. Hocam yani anladığım kadarıyla hani günümüzdeki bahsettiğiniz işte güzellik algısı ya da harcamaya dönük yaşam biçimi ile yani daha çok maddenin ön plana çıkması. İçin bir bu yüzü var, bir de Sezai Karakoç'a bakan yüzüyle işte maddeyi büyük oranda elinin tersiyle itişi adeta. Yani bir ödül almayı dahi gitmişi. Maddeyi yani küçümsemesi gibi aslında. Doğru ifade ediyor muyum oradan bilmiyorum maddeyi ama. Küçümsemek değil de hakikati yüceltmek aslında. Hakikati yüceltmek. Mesela Evet. Bir şey şey yapayım. Vefatının ardından hani onun yakınında bulunan, evladı gibi yıllarca onun yakında bulunan isimlerden birisiyle Mustafa Kirenci beyefendiyle bir sohbetimiz oldu. Şöyle dedi, mesela dedi o çok daha yakından biliyor. Benimki ziyaretler ölçeğinde. Benim Sezai Karakoç'un bireysel yaşamını ziyaretler ölçeğinde. Yani çok yakınında bulunmadım. Şimdi Mustafa Kirenci yıllarca bulundu. Günün her saatinde. Şöyle demişti. Sezai Bey'i yaşama uzak duran, münzevi, böyle bir insan olarak anlatıyorlar. Çok rahatsız oluyorum dedi.
Sezai Bey tam tersi yaşamı çok seven biriydi dedi. Bahar geldiğinde çok mutlu olan, zaman zaman deniz kenarında yürüyen, o parklardaki çiçekleri tek tek seven birisiydi dedi mesela. Anlatabildim mi? Yani buradaki hani böyle yaşam karşıtı, bütün ne bileyim hayatın güzelliklerine sırt çevirmiş, münzevi, bir adamdan bahsetmiyoruz yani. Ama bir Yani belli bir hakikat anlayışıyla varlığa bakan ve medeniyetin de o şekilde inşa edebileceğimize ilişkin teklifler sunan bir mütefekkirle karşı karşıyayız. Yani diriliş yaşamı seven bir şey yani. Ama şunu böyle ama tüketim kültürüne teslim olan bir yaşam değil tabii ki. şunu ifade edebiliriz o zaman. Yani madde ve mana dengesini olabildiğince Elbette. Evet, sağlayan. kendi ifadesiyle söyleyeyim. Fizik ve metafizik dengesini kuran bir perspektif diyor o. Kendisi öyle diyor. Aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Evet. Hocam, bir sorum daha var, müsaadenizle. Sezai Karakoç'un ideal nesil olarak kavramlaştırdığı diriliş nesli mayası tutmuş mudur sizce? Ya çok zor soru. Ama ben bu ilgiyi hani konuşmanın başında söyledim ya hani ben hani böyle görüyorum. Bu büyük bir ideal tabii ki. Yani büyük bir ideal. Zaman elbette tarihin yani imkansız değil. Tarihin belli dönemlerinde ki Sezai Karakoç mesela peygamberlerin bunu inşa ettiğini düşünüyor. Yani her peygamberin kendi döneminde bunu inşa ettiğine inanıyor. Yine olacağına inanıyor. Yani çünkü diriliş zaten dedik ya uzun kışlar geçse de bahar geleceği gibi medeniyet de bir gün tekrar dirilir diye düşünüyor. Ama bu maya tutmuş mu tutar mı bile, çok hani şey karamsar söylemeyeyim ama ya, umut edelim yani en azından. Sezai Karakoç umut ettiği için biz de umut edelim. Ama çok mesela ben onun cenaze töreninde gördüğüm şeyler çok çok hoştu yani çok hoş. Yüzde belki 80'i katılımcıların gençlerden oluşuyor ve bu gençler 25 yaşın altı. Yani 18-20 yaş bir sürü vardı. Ve çok ilginç bir çeşitlilik vardı orada. Görmüşsünüzdür eminim. Mesela orada işte böyle modern görünümlü ne diyelim genç hanımlar ama başı takkeli gençler de vardı. Böyle Türkiye'deki en karşıt gibi görünen birbiriyle uzak yaşam tarzlarıyla karşılaştığımız birçok insan bir aradaydı. Ve bunların gerçekten %80'i gençti. Yani bu bana o kadar iyi geldi ki. Yani hani biz mesela Sezai Karakoç'a işte bir grup işte böyle yaşlanmaya yüz tutmuş insanlar ilgileniyormuş gibi geliyor bize. Kendimiz öyle olduğumuz için. Ama işte bu da zannediyorum şiirin ve sanatın gücü. Yani çünkü şiir ve sanat doğrudan muhayyileye hitap eder ve orayı hani Sezai Bey'in deyimiyle söylersek çarpar, büyüler, değiştirir ve dönüştürür. Zannediyorum ki gençlerin çoğu şiirleriyle tanımaya başlıyorlar. Oradaki şiirin gördüğü işlev onlarda bir karşılık bulmuş gibiydi. İnşallah diyelim. Umut var olsun Zeynep Hanım. Olur mu? İnşallah Münir hocam. Hocam, Buyurun. Buyurun. Zeynep Hanım programı çok iyi idare ediyor ama ben bir soruyu Evet. merak ettim. Sormak istiyorum size. Buyurun hocam. Biliyorsun Dergah Dergisi yayına ara vermeye karar verdi. Maalesef. Büyük Doğu Dergisi, işte efendim Sezai Bey'in Diriliş Dergisi etrafında birçok genç yetişti. Bugün eli kalem tutmuş çok yazarı buradan yetiştiğini biliyoruz. Bugün aynı etkide dergiler var mı? Yoksa bunun sebebi nedir sizce hocam? Evet Sosyoloji ya midir? Dergilerin evet. bağımsız olmaması mıdır? Ya ben çok karamsar değilim bu şeylerden. Ha tabii ki derginin kapanması üzücü ama hani artık dergiler üretmiyor falan diye düşünmüyorum. Sadece dönüşüyor ve değişiyor. Mesela bazı dergiler dijital yayın yapmaya başladı. Çünkü çok ilginç bir şekilde aslında eli kalem tutan insanlar artıyor. Gerçekten artıyor. Mesela bu son 1-2 yıldır biraz da bu pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle insanlar eve kapandılar ama epey yazdılar. Naçizane belli jürilerde görevim oluyor. Bu 2 yıldır gelen kitap, doğrudan gelen kitaplar ve kitap listeleri inanılmaz yoğun yani. Bunlar ve bakıyorsunuz birçoğu dergi çevrelerinde yetişen, oralarda tutunmaya çalışan, üretmeye çalışan gençler. Yani
Ben mesela bu jürilerden önce bilmiyordum bu kadar yoğun bir şey olduğunu, bu kalem ne diyelim sevgisinin, hevesinin bu kadar yoğun olduğunu. Ama şuna da hani düşünüyorum, değişiyor kesinlikle, dönüşüyor. Mesela ilginç bir şey, kadınlar çok yazıyor. Mesela 50 yıl önce böyle değildi. Kadınlar, genç hanım, genç kızlar çok yazıyorlar. Gene çok parlak gençler, dikkat çekici metinler ortaya koyuyorlar. Değişerek dönüşecek. Yani hani o Sezai Bey haklı. Hilkat'te şey yok, ölüm yok yani. Zaman zaman evet, kışlar olur, sonbaharlar olur. Ama diriliş hep baharı müjdeliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani dönüşüm dönemlerinden geçiyoruz, bu kesin. Yani her şey çok dönüşecek. Yeni koşullara ayak uyduracak. Mesela orada hani Sezai Bey şey diyor ya, diyor ki kenarda kalmak çare değil diyor. Yeni dünyaya kendi özünden bir ateş katarsan var olursun diyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani gençlerde ben bunu görüyorum. Yani kendi özümüzden yeter ki biz işte orayı hani belli ölçüde ayakları yere basan bir perspektifle geliştirebilirsek gençleri, ondan sonra onların içindeki ateş inşallah sağlıklı bir şeye dönüşecek. Daha sağlıklı yapılar inşa edecek. Teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah. Hocam, ben izleyenlerimizden gelen soruları yöneltmek istiyorum müsaadenizle size. Buyurun. Kendi hazırladığım soruları nihayet erdirdim. Çok teşekkür ederim Estağfurullah, buyurun. cevaplarınız için. İki tane soru yaklaşık olarak aynı manada. O yüzden bir tanesini soracağım. Dilerim diğer arkadaşımın sorusuna da cevap olmuş olur. Çözülme sürecini yaşadığımız süreçte kalp, ruh ve aklı kullanarak imara çalıştığımız dünyada bu üçlüden önce hangisini unuttuk ve kaybettiğimiz değeri kazanmak için nasıl bir strateji belirlemeliyiz demiş Demirel Yetmez isimli arkadaşımız. Evet, çok zor bir soru sormuş yine. Şimdi ben burada hani soruyu tümden cevaplama iddiasında değilim ama şöyle söyleyeyim. Sezai Bey'den hani hareket ediyoruz madem. Onun şeyi şu. Metafizik meselenin eksilmesi, metafizik alanın zayıflaması, yani dolayısıyla o kalbin işlevselliğini yitirmesi diyelim. Hani kalp, ruh, akıl vesaire dedi ya, işte biz hani insanı sadece fizik unsurlarıyla kıymetli görmeye başladık ya. Yani işte ne bileyim, fiziksel başarıyla onu, mesela işte olimpiyatlardaki başarısıyla, mesleğindeki maddi başarısıyla vesaire kıymetli görmeye başladık. İşte bunların ötesinde kalbi çalışan ve kalbinin emeğiyle bir hayat düsturu inşa edebilen insanlar yetiştirebilirsek, işte her zannediyorum işte Sezai Karakuş öyle, yani metafizik unsurun bütün hayat perspektifimizde zayıflamasına ilişkin itirazlar ediyor. Dolayısıyla herhalde bu kalbi çalıştırmak gerekiyor ki ruhumuz ve aklımız onunla beslensin ve yeniden yeni bir insan ve yeni bir medeniyet var olabilsin. Bu kadar cevaplayabiliyorum. Yani zor sorular açıkçası. Teşekkür ederiz hocam. Başka bir soru. Şiirde, sanatta, düşüncede estetik anlayışın yok olduğu günümüzde. Sizce öze dönüşün ana hatları nelerdir? Eğitimciler olarak biz bu süreçte genç kuşaklara nasıl rehberlik yapmalıyız? Evet ya, işte ne diyeyim? Şimdi biz hep şey yapıyoruz ya. Şimdi Batı o kadar etkiledi ki bizi. Yani o hani bir Samyeli gibi. Sezai Bey de böyle bir ifade kullanır. Bir Samyeli gibi. Ve buraya hani bu ve o kadar hızlı gelişiyor ki burada ayakta kalmaya çalışmak hiç kolay değil. Ve burada biz hep eklektik davranıyoruz. İşte şurayı düzeltelim, burayı yapalım, şöyle yapalım falan. Mesela oysa hani Sezai Bey'in teklifi bütüncül bakmanız gerekiyor. Mesela ne bileyim, ibadeti artırmak için büyük büyük camiler yapmaya gerek var mı yok mu? Bütüncül bakmak gerekiyor. Evet, cami büyük görünüyor ama işlevi gerçekten büyük mü? Emin değiliz, değil mi? Bunu hepimiz artık hani sorgulayabiliriz. Dolayısıyla hayatın bütününe birlikte bakmamız gerekiyor. Biz ama hani böldük. Aslında sekülerliğin bizdeki oluşturduğu en önemli zaaflardan birisi bu. Mesela din ayrı, dünya ayrı, değil mi? Yani mesela kandil gecesi işte namaz kılsak yeter ama ne bileyim kuyrukta araya girsek bir şey olmaz, değil mi?
Yani işte bunlar, yani bu en kaba şekliyle belki söylediğimiz bir şey. Hayatın bütününü, yani bütün yapıp etmelerimiz derken o. Yani birine günlük iletişim biçimimizdeki muameleden tutun da, iş hayatımızdaki hak hukuk iddiamız ya da ne diyelim hassasiyetimiz, hassasiyetsizliğimiz, bunların hepsi birbirini tamamlaması gereken şeyler. İşte bu kendi olmak az çok büyük bir şey, yani çok kolay bir şey değil. Ama niyetimizin bu şekle dönüşmesi gerekiyor. Ben bu kısmı böyle yaparım, bu kısmı böyle yaparım, buradan kurtarırım olmuyor. İşte bugünkü yaşadığımız duruma düşüyoruz. Sanıyorum herhalde öyle bakmak, öyle bir ayağa kalkmak gerekiyor. Hani mesela Sezai Karakoç'u bir düşünün. Bir şeyi teorize ediyor, o teoride yaptığı şeyi pratikte kendisi yapmış zaten. Değil mi? Mesela hiçbirimiz demedik onun vefatına, ya öyle söyledi ama böyle yaşadı demedik. Öyle söyledi ve öyle yaşadı. İşte yani bu teori ve pratik bütünlüğü. Evet, evet, ideali konuşmak kolay. Aklın yolu bir çünkü. Değil mi? Farklı baksak bile ideali aşağı yukarı hepimiz aynı şekilde tarif ederiz. Tarif ederiz, yani teorisini yaparız. Peki pratikte ne kadar yapabiliyoruz? Yani sanıyorum bunu bilmiyorum, yapabilirsek olur. İnşallah olur. Evet. Hocam bir diğer soru ise Sezai Karakoç'tan hiç okumamış kişilere ilk okumasını tavsiye edeceğiniz kitabı hangisi olur? Ya şimdi tabii benim için bunlar zor sorular. Çünkü benim için hepsi çok kıymetli. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bana hocam İnsanlığın Dirilişi'ni okutmuştu ilk önce. Hani Ramazan Kaplan hocam konuyu verdiğinde İnsanlığın Dirilişi'ni okutmuştu. Ben daha önce de lise 1'de mi orta 3'de mi Diriliş Nesli'nin Amentüsü'nü okumaya kalkmıştım ama okuyamamıştım, çok anlayamamıştım. Çünkü o dili büyülemiş, çarpmıştı beni ama algılayamamıştım. Aslında okumaya da meraklı bir çocuktum ama tabii çok kendine özgü bir terminolojisi var Karakoç'un. Erken gelmişti. Ben insanlığın dirilişinden başlamıştım. Olabilir. İnsanlığın dirilişi, İslam'ın dirilişi, ruhun dirilişi. Ama daha erken yaşlarda ben şiirlerinden başlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü metinleri o kolay nüfuz edilemiyor. Ama şiirleri daha kolay, hani Monaroza'dan başlanabilir, yani hiçbir mahsuru yok. Çünkü aslında aynı muhtevayı taşıyor ikisi de. Hem şiiri seviyor gençler. Oradan başlamak çok kıymetli, anlamlı olabilir. Hocam şey nasıl olur? Ramazan ayının kapıda olması hasebiyle Samanyolu'nda ziyafet. O muhteşem olur. Yani zaten herhalde edebiyatımızdaki en güzel Ramazan şiirleri Sezai Karakoç'un, pardon, metinleri, Sezai Karakoç'un yazıları. Çok güzel olur. Güzel hatırladınız. Ya işte ben ayırt edemem ama bana bu sorular zor yani. Ben hepsine ayrı bir şeyim var. Yani Düşünceler yazıları çok güzel mesela. Onları çok beğendim. Gün Saati çok güzel. Yitik Cennet bahsettiniz, çok kıymetli. Olur, her yerden başlanabilir. İhtiyaca binaen, öyle diyelim. Zaten hocam okumaya başladığınızda Sezai Karakoç'un mutlaka bir diğer kitabı sizi götürüyor. Yani o lezzet devam etsin istiyorsunuz. Evet, yani teorik düşünenler düşünce yazılarından başlayabilirler. Ama daha sanata yatkın olanlar da şiirlerinden başlayabilirler deyip genel bir şey vermiş olalım. Evet. Hocam, Mevla Sezai Karakoç'un mekanını cennet, makamını âli etsin inşallah. Evet. Diyelim. Ruhaniyeti bizimle olsun her daim. Ben de hep öyle dua ediyorum. Eksik olmasın. Anlamak, vermek kısmet olsun hepimize. Yani ondan, o çeşmeden ne kadar kanar mıyız, o kadar erişebilir miyiz bilemiyorum ama ne kadar emek sarf edersek kendimize büyük iyilik yapmış olacağız. Öğretmenler olarak öğrencilerimize inşallah öncelikle sizin de dediğiniz gibi örneklik noktası zaten ne kadar yaşayabilirsek eminim o hani hal dili yansıyacaktır diye ben düşünüyorum. Evet. Söyleşimizin sonuna geldik hocam. Sağ olun. Hoş sohbetinizle, aydınlatıcı bilgilerinizle. Estağfurullah. Hakikaten güzel bir program oldu. Davetinize icabet ettiniz. Bizi kırmadınız. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keşke daha uzun sohbet edebilsek ama böyle oluyor. Buradan başlamış olalım inşallah. İnşallah. Hani görebiliyorum bazı arkadaşları. Hepsine selamlar.
Zeynep Hocam, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Onur Bekyürek de şu anda bizi takip ediyor. Eğer söz almak isterse, hocamla bir şey söylemek isterse, kendisi de Ankara İlahiyat mezunu. Evet. Söz verebilir Hüseyin Hocam. Tabii ki hocamız, Onur Bekyürek hocamız, buyursunlar. Evet Zeynep Hocam, teşekkür ederim. Profesör Doktor Münir Ekevser Başhocamıza çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Sanal ortamda da olsa ilçemize. Biz Ankara Sosyal Bilimler Lisesi rektörümüzü de burada ağırlamıştık. Sizin rektörünüz de bizim de sınıf arkadaşımız. Mütakim Arıcan hocamız da burada misafir ettik. Dolayısıyla Sosyal Bilimler Üniversitesi ile işbirliğimiz inşallah bundan sonra da devam eder. Gerçekten çok değerli bir yer oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tabii sizlere, bizlerle buluşturan Tuna Eselioğlu hocam, işte Zeynep Uğurlu, yine diğer özel bürodaki arkadaşlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum değerli hocam. Çok sağ olun. Sağ olun Onur hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağolunuz. Nice güzel çalışmalara vesile olsun. Devamı gelsin inşallah. Öyle diyelim. Sağolunuz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Tuna hocam ilk önce onunla tanıştık. Sonra sizinle Zeynep hocam. İnşallah yine görüşmek üzere. Ben de çok memnun oldum. Benim için de çok kıymetli vakitlerdi. Dediğiniz gibi Sezai Karakoç'un ruhu şad olsun. Evet, hepinize ben de iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar hocam. Biz de programımızı sonlandırabiliriz herhalde hocam. Evet hocam. Kıymetli hocamıza ve izleyen, katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah kısmetse yeni bir programda görüşmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar.